Karaoğlan kim? Selçuk. Neden Karaoğlan? Söyleyecekti, söylemiyor. Çünkü her beni gördüğünde kara kız, zillerin nerede? Sen söylesene Selçuk. Kara kız, nerede zillerin? Kara kız, nerede zillerin? Selçuk birazdan sahnede olacak. Bu görev hep bana düşüyor ama önce reklamlar. Popstar Türkiye 2'de Sıcak Oda'dan merhaba tekrar Selçuk'la birlikte. Selçuk'cum, bugün çığlıklar yükseliyor salondan. Bugün gözlerinde ayrı bir ışıltı görüyorum. Başka bir mutluluğun mu var? Misafirlerin mi var yoksa? Eşim ve iki oğlum buradalar. Sağ olsunlar. Beni dilemişler, gelmişler. Allah razı olsun onlardan. Başladığından beri yarışma ilk defa geldiler. İlk defa. Aslında gelecek hafta bir programımız varmış. Benim haberim olmadı. Ben buradan yapımcılarımızdan, STR'den ve Show TV'den özür dilemek istiyorum. Aslında bir hafta sonra tüm ailelerin gelmesi gerekiyormuş. Benim de haberim olmadı. Onlardan özür diliyorum. Sen dayanamadın. Bir hafta önceden artık çok özlemiştim belki de. Olsun. Sağlık olsun. Şimdi albümde söyleyeceğin şarkıyı söyleyeceksin sahnede. Çığlıklar biraz önce yükseldi. Biraz daha artarsa alkışlar ve tezahüratlar. Selçuk geliyor. Bol şans Selçuk'cum. Evet, Selçuk yine çok sevgili Sezen Aksu'nun bir parçasını söyleyecek. Sözleri ve bestesi Sezen Aksu'ya ait. Gidiyorum diyecek Selçuk. Alkışlarınız Selçuk için. Hoş geldin Selçuk'cum. İyi şanslar. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bunda alışkanlıklarımız bile sıradan. Çocuklar gibi ışıkları hep yakarım bu korkudan. Kendim bir ben gidiyorum, gidiyorum bütün aşklar yüreğimde, gidiyorum kokun hala üzerimde, sana korkular bıraktım bir de yeni başlangıçlar, bir kendim. Gidiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Selçuk'cum tebrikler. Şöyle gelir misin? İbrahim Bey, hazır değil mi mikrofonunuz? Sevim. Unuttum, şeye koymuşum oraya. Buyurun yani. İbrahim Bey. Şimdi ister istemez duygulanıyoruz. Şarkı da çok güzel. Sezen Aksu'nun da yüreğine sağlık gerçekten. Bu adamın da yüreğine sağlık. Teşekkürler. Bu adam da güzel bir adam gerçekten. Çünkü zaten yorumuna falan bir şey diyeceğim yok. Tabii ki şarkıları sonradan ezberliyorlar. Yani Selçuk'un her zaman okuduğu bir şarkı değildir bu, inanmıyorum. Yani inanmıyorum şöyle, şarkının kötülüğünden
Kastım o anlama gelmesin. Sakın yanlış anlaşılmasın. Tabii her şeyle birlikte. Yani repertuar meselesi. Yani repertuarında bu şarkı yoktur diye düşünüyorum. Ama tabii böyle bir güzelim şarkıyı da alıp 3-5 gün içinde çalışıp yorumlamak, kendi yorumunu da katmak. Zaten onun Allah vergisi bir sesinde olan bir elektrik, bir ışık var. O elektrik çok önemli. Bir insanın sesinde elektrik oldu mu karşı tarafı çarpmaması mümkün değil. Biz de çarpılıyoruz onun sesinin elektriğinden gerçekten. Tebrik ediyoruz. Saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Seyfi Bey'in yorumlarını bekliyorum. Selçuk'u herkes gibi tabii ki ben de seviyorum. Ve şunu söylemek istiyorum. Selçuk'u herkes gibi ben de seviyorum ve şunu söylemek istiyorum. Bir büyüğün olarak şunu söylemek istiyorum Selçuk. Birdenbire yani sadece etrafınla sevilirken bütün Türkiye'nin sevdiği bir insan oldun. Bu sevgiyi daha yücelterek yaşayabilmen çok güç. Artık attığın her adıma, konuştuğun her söze çok dikkat etmen lazım. Çünkü bu sevgi kolay kazanılmıyor. Umuyorum, ümit ediyorum ve diliyorum bu sevgin hep büyüsün. Çünkü sen çok istikrarlı, çok değerli toplu, çok saygılı bir insansın. Bunların neticesi hep büyüyen bir sevgin olsun ve çok beğeniyorum. Layık olmaya çalışacağım. Seyfi Bey'den de çok güzel yorumlar geldi. Teşekkür ediyoruz. Deniz Seki neler söyleyecek bu hafta Selçuk'la ilgili? Çok hissederek söylüyor zaten Selçuk bütün şarkılarını. Bu salonda bulunan bütün seyirciler, ekranları başında onu izleyen herkes, onun müzikteki samimiyetine ve yüreğine inandılar ki bu kadar seviyorlar tanımadıkları bir insanı. Ben de Seyfi Bey'e katılıyorum. Onun söylediklerine sonuna kadar destekliyorum. Bu sevgiyi kaybetmemen gerekiyor. Buna çok sahip çıkman gerekiyor. Dağılmaman, darmadağın olmaman gerekiyor. Bu gece ben de genelde öyleyimdir. Sevdiğim insanlar beni izlemeye geldikleri zaman hem çok mutlu olurum hem de şarkı söylerken mutlaka konsantrasyonum bozulur. Ben senin biliyorum şarkının başında neden konsantrasyonun bozulduğunu. Çünkü o iki tane güzel oğlun ve güzeller güzeli eşin seni böyle gözlerini senden alamayıp izliyorlardı ve eminim ki şarkının sözlerini unuttun ve böyle bir anda gittin geldin ama yine de çok profesyonelce topladın. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Son söz sizde. Garo Mafyan. Terledi yanağımdan terler akıyor. Terledi. Terledi Selçuk değil mi? Övgülerle ya, birlikte. Bu yazmıyor. Şimdi de kadife gidik herhalde. Selçuk bir insan bir işi yaparken ya hayatından keyif alır ya da bu işin keyfini almaz. Sen her adımda hayatının keyfini yaşayan bir insansın. Zaman içinde konuştuğumuz her şey gerçektir. Sen her kesimden Türkiye'nin başından sonuna, yukarısından aşağıya, kuzey, güney, doğu, batı insanların sevgisini kazandın. Bu sevgiyi kazanmak insanda olan bir şeyin devamıdır. Sende bir şey yoksa kimse seni sevmez. Ama sende olan bir şeyi insanlar galiba yıllardır unuttu, bir tek sevgiyi kazandı. Dürüstlüğü kazandı, hoşgörüyü kazandı, insanlığı kazandı. Parçalarını Selçuk gibi söylüyorsun, ben bunu hakikaten seviyorum. Her zaman biz Harry Belafonte diyoruz sana. Yanlış mıyım? Tabii ben akrabamdır o. Harry Belafonte. İbrahim'in akrabası. Her zaman böyle olmanı. Buna katacak her zaman bir şeyin var. Selçuk bir tek şeye dikkat et. Herkesin gözü senin üstünde. Ama insanlar seninle bir şey buluyor. İnsanları kırmadan bunu hep insanlara yaşat. Benim için de aynı Selçuk'sun. Herkes için aynı Selçuk ol. Seni çok seviyorum oğlum. Devam et. Teşekkür ederim. Arada sen. Teşekkür ben ediyorum. Onu... İbrahim Bey. Geçen hafta da söyledim. Ben onu Arap aleminde çok önemli bir adam var. Yine söylüyorum, belki o geçen hafta duymamışlardır. Abdülhalim Hafız'a benziyor. Harry Belafonte'nin kardeşi. Kardeşi mi? Harry Ford ne? Harry Belafonte'nin kardeşi. Harry Belafonte? Kardeşidir. Sen tanır mısın? Aa.
Belafonte'yi tanıyorum da senin söylediğini hiç tanımıyorum. Abdülhalim Hafız'ı. Halim Hafız'ı hiç bilmiyorum. Arap aleminin bir devidir. Devi, devi. Devleri tanımıyor. Nasıl sen ben normal boydakilerini tanımıyor. Nasıl sen Türk aleminin devisin kendi canında? Sen de. Ben bırak sen şimdi de. Yak çekme sen, bana. Yak çekme. Deniz Hanım ayırdığın yağdan bana sürme. Niye? Fazla yağ olsun. Fazla yağ olsun abi. Bu şeye benzer. Patatesi habire yağda kavur kavur. Yeni gelen müşteriye de aynı yağda kavur. Olmaz. Tabii. Sana yeni yağ. Siz geldiğiniz zaman, tatlı ses kebaba sizin için özel yağ koyacağız. Pırıl pırıl cam kimi. Ya öleyim diye. Sizi... Yanağına benziyor. Haftalardır sizi. Yedin beni evladım bu gece. Yedin. Sevgili ne? Haftalardır yağlıyorsunuz zaten İbrahim Bey. İbrahim Bey görün sizi ne kadar seviyor Seyfi Bey. Dayanamadı. Kızım, ilk başta İbrahim Bey'e söz verdin. Sonra döndük dolaştık tekrar ona söz veriyorsun. Nedir bu iltimas elini, ben anlamıyorum. Torpil. Elini kaldır. Torpil sana ne? Torpil. Buraya bak. Torpil denen bir şey hayır. Vardır. Kendine gel. Biz onu ara ara burada kullanıyoruz. Para Allah, vermeden. Ben de tekrar konuşacağım. Tamam Seyfi Bey tabii her zaman. Ne mi konuşacağım? Ne konuşacağım? Biraz evvel söylediklerimi tekrarlayacağım. Sen Selçuk'un tarzından anlamazsın tamam, ki. Niye? Ben anlarım ben söylerim. Niye anlamam? Sen anlar mısın Türk'ü? Bütün aşklar yüreğimde diyor. Niye anlamıyorum ki? Ya. Onun tarzı değil ki o. Tarzı o. Ben o tarzı beğeniyorum. Ha? Şeyi sevmiyorum. Mebeğim. Neyi? Me? Me, me dedim şaşırdım. Mebeğim. Peki, İbrahim Bey bitti mi ikinci yorumlarınız? Bittiyse Seyfi Bey'e tekrar döneceğim. Bitti, bu elbiseyi kim şey yaptı siye? Kim dikti? Ha, kim dikti bu yaz siye. Gününde? Havadan her hafta olduğu gibi. Efendim mi? Nasıl yani? Nereden sen çıkın? Hava diye bir giyim sanayi var herhalde bilmiyorum. Hava mı? Avva. 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 Havva mı yoksa? Kadife. Ama içindeki gömlek çok şık bence gerçekten. Ayol adamın rengide. Vücudu dümdüz. Ne giydirsen bu işte. Nesi? Vücudu, vücut. Vücudu. Vücut. Böyle atlı, şöyle böyle böyle vücudu. Bir şey. Vücudu. Ha, sen söyle bakayım. Vücudu. Yapısı değil mi? İlle, hayır niye? Vücut kelimesi var beyefendi. Vücudu. Yapısı. Nokta niye koyuyorsun? İnşaat için yapı denir. Allah sen yedi beni evladım. Yedi vücudunuz. Çok üçgen maşallah. Ne giyse yakışıyor o zaman. Vücudu muazzez yazetiniz. Nasıldı o? Ne? Vücudu. Nedir ağacı ne değil. Vücudu mevcudiyetiniz. Sıcak odada evet. Kim var? Hal hazırda yerinde durmaktadır. Hal hazır değil. Hal hazırdayım. Hal hazırda. Allah lisanım gitti iki hafta kaldı. Allah'ım yarabbim. Peki teşekkürler Selçuk'la ilgili yorumlarınız için. Teşekkür ediyoruz büyük heyetimize. Selçuk'un numarasını ezberledik herhalde artık hepimiz.